İzmir Özel Gazi Hastanesi'nin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Yeliz Atıcı ile beraberiz. Bize en çok rastlanan sorunlardan biri olan alerjiden bahsedecek. Hangi çocuklarda alerji olduğunu düşünmeliyiz? Aslında alerji var mı sorusunu sorduğumuzda aklımıza bu soru geldiğinde her bebek, her çocuk ya da her kişi de alerjiyi düşünebiliriz. En azından var olan mevcut rahatsızlığın altında alerji olup olmadığını anlamamıza neden olur. Kabaca özetlersek bebeklerde geçmeyen inatçı konaklar, geçmeyen bez pişikleri, inatçı kusmalar, karında beklediğimizden daha fazla şişkinlik, ishal, kabızlık, kusma, kilo alamama ya da gelişme geriliği, büyüme gelişme geriliği gibi durumlarında alerji düşünülebilir. Çocuklarda ise nefes darlığı, tekrarlayan öksürükler, geçmeyen burun akıntıları, geçmeyen geniz akıntıları, tekrarlayan öksürükler, gece uykudan uyandıran öksürükler, eforla, hareket etmekle ortaya çıkan öksürüklerde alerjiyi düşünebiliriz. Alerji nasıl rahatsızlık verir, nelere yol açar? Bebeklerde kusma, ishal, karın ağrısı, huzursuzluk gibi belirtilere yol açtığı için büyüme gelişme geriliği ve ailede de buna bağlı huzursuzluklara neden olur. Daha büyük yaşlarda ise sürekli tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı olarak da astım atakları gelişebilir. Gece sürekli öksürmek için ya da burun tıkanıklığı nedeniyle nefes alamayan çocuk sürekli uyanmak zorunda kalır. Bu da sabahları baş ağrısıyla kalkmasına ya da oksijen, beynin oksijenlenmesini etkileyeceği için daha sıkıntılı durumlara neden olacaktır. Üçüncüsü de büyüme hormonu genelde gece salgılanır. Sürekli uyanan bir çocukta büyüme hormonu salgılanması aksayacaktır. Bu da büyüme gelişmesini etkileyecektir. Besin alerjisi olan çocuklarda sürekli vücutta kaşıntı, döküntü gibi huzursuzluklara yol açtığı için ve buralarda da yaralar ortaya çıkacağı için yine yaşam kalitesini etkileyecektir. Beslenmesinden kaynaklanan alerjilerde besin reddi, yine kusma, karın ağrısı, ishal korkusuyla beslenememe durumlarından dolayı yine büyüme gelişme geriliği görecektir. Alerji genetik midir? Alerji genetiktir. Eğer annede alerji mevcutsa çocukta görme riski daha fazladır. Hem annede hem babada mevcutsa çocukta görme riski daha fazla artmaktadır. Her ne kadar alerjen genler önemliyse de bu hastalıkların ortaya çıkmasında çevresel faktörler, kırsal yaşamdan kentsel yaşama dönüş, çevre kirliliği, sigara dumanı, beslenme alışkanlıklarının değişmesi de bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur.